Ey insanlar! Ya bu dini yaşarsınız ya da bu azaba sabredersiniz. Allah'a ve Resulüne itaat sizin için daha kolaydır. Öyleyse Allah'a ve Resulüne itaat edin. Cehennem ehlinin cennet ehlinden yardım istemesi. Cehennemlikler cennetliklere, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın diye seslenirler. Onlar da Allah dinlerini oyun ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan kafirlere ikisini de haram kılmıştır derler. İşte bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unutacağız. Cehennemlikler, kendilerini saran şiddetli açlık ve susuzluktan dolayı cennet ehlinden yardım isterler. Onların yiyecek ve içeceklerinden isterler. Ama red cevabı alırlar. Hatta kişi en yakınından bile bu yardımı istese red cevabı alacaktır. Çünkü cennetin yiyecek ve içecekleri onlara haram kılınmıştır. Ayette geçen onları bugün unutacağızdan kastedilense bugün seni azaba terk ediyorum demektir. İşte kişi Allah'ın otoritesine, yegane kanun koyuculuğuna, Rabbine iman etmezse artık o ebediyen dinmeyecek susuzluklar, açlıklar içinde o derileri kavuran korkunç azaba terk edilecektir. Huriler. Orada ayrıca yaptıklarının karşılığı olarak sedefteki inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Yanlarında bakışlarını yalnız kendilerine çevirmiş iri gözlü huriler vardır. Sanki onlar saklanmış bir yumurta gibi bembeyazdırlar. O hanımlar sanki birer yakut ve mercandır. Huriler cennetin güzel kadınlarıdır. Bu kadar güzelliklerine rağmen, haya ve iffetlerinden dolayı başka erkeklere iltifat etmeyen, gözlerini sırf kocalarına diken huriler. Sonsuza kadar onlarla yaşamak. Bu bitmeyen, daima tazelenen bir zevk ve yaşantıdır. Onlar adeta yakut ve mercan gibidirler. Bununla birlikte parıl parıl parıllarlar. Aynı zamanda onlar dikkatle, incelikle, lütufla ve yumuşaklıkla korunmuşlardır. Saklı, gün görmemiş inciler gibi ki ne el dokunmuş ne de göz. Eller ve gözler onları incitmemiştir. Böyle şeylerden korunup saklanmışlardır. Kocalarının yanlarında dururlar. Bütün bunlar ahireti gözetleyen ve Allah'tan korkanlar içindir. İşte çalışanlar bu yaşam için çalışmalıdır. Bu sonsuz mutluluk için. Cennet ehlinin mekanları. Biz iman edip salih amel işleyenleri mutlaka altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Sabredip İyi amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. Onlar yalnız Rablerine güvenirler. Cennet ehli, cennetin çok güzel konutlarında sonsuza kadar yaşayacaklardır. Asla yok olmayacak konutlarda sonsuza kadar yaşamak. Düşüncesi bile inanılmaz. Şu gelip geçici dünyanın konutları onlarla kıyaslanamaz. Biri gelip geçici, diğeri ise kalıcı. Aklı olan kalıcı olanı tercih eder.
Cennetteki küçücük bir yer bile dünyadan değerlidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Cennetteki bir yay miktarı yer, üzerine güneşin doğduğu veya battığı her şeyden daha hayırlıdır. Orada sürekli akan bir pınar vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar, önlerine konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar ve serilmiş kıymetli halılar vardır. Onlar orada örtüleri parlak atlastan olan yataklara yaslanırlar. Cennetin konutlarında güzel mobilyalar, döşekler vardır. İster süs için, ister istirahat için fark etmez, şuraya buraya serilmişlerdir. Cennetlikler eşleriyle yataklarına yaslanıp zevk-ü sefa sürerken, cehennemliklerse ateşten yataklarına yaslanırlar. Birilerinin altlarından ırmaklar akarken, diğerlerini de altlarından ve üstlerinden ateş kaplar. Onların altlarında cehennem ateşinden yataklar ve üstlerinde yine cehennem ateşinden örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız. Onlar için altlarında cehennem ateşinden yatak, ki alay için yatak diye isimlendiriliyor. Çünkü o gerçek bir yatak gibi ne yumuşaktır ve ne de rahatlık verir. Onların üstlerinde de kendilerini kapatacak cehennem ateşinden örtüleri vardır. Yaslanacak ve duracak yer olarak ateş ne kötüdür. Onlar orada yaslanacaklar, oturacaklar ama rahat etmek için değil, perişan olmak, kızarmak ve haşlanmak için. İnsanın ikamet edip duracağı cehennemden daha kötü bir yer var mıdır? Nerede duracak? Cehennemde. Nerede kalacak? Cehennemde. Nimetlerin en büyüğü Allah'ı görmek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Bir takım insanlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordular ve "Ya Resulallah, kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Dolunay gecesinde ayı görmek hususunda birbirinize zarar verir misiniz? Onlar "Hayır" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. İşte siz şüphesiz bu şekilde onu göreceksiniz. Süheyb-i Rumi radıyallahu anh, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Cennetlikler cennete girince Allahu Teala bir şey istiyor musunuz? Size arttırayım mı diye soracak. Onlar da yüzümüzü ağartmadın mı? Bizi cennete koyup ateşten kurtarmadın mı diyecekler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldıracak. Artık onlara Rablerini temaşadan daha sevgili bir şey verilmemiştir. O gün Rablerine bakan ve ışıl ışıl parlayan yüzler vardır. Cennetliklerin yüzlerini Rablerine bakışları daha da parlatacaktır. İnsan şüphesiz yeryüzündeki Allah'ın yarattıklarından güzel bir şeye, güzel bir yüze, güzel bir çiçeğe, asil bir ruha, güzel bir davranışa bakar da kalbinden yüz hatlarına mutluluk yayılır. İşte bu böyleyken Allah'a bakanın mutluluğu, durumu nasıl olur bir düşünmeli. Hatta bunun yanında çeşit çeşit, renk renk nimetlerinin tümüyle cennet bile cılız ve sönük kalır. Cennet ehli buna nail olunca, İçerisinde bulundukları nimetleri unutacaklardır. Allah'ı görmek, elbette buna teşebbüs edeceklerin ve bu hususta yarışacakların gayesidir. Çalışanlar, işte böylesi bir gaye için çalışmalıdırlar.